Evet, alt sorgular yani sub query'lerin örneklerindeyiz, demosundayız. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Hemen konuya girelim. Öncelikle iki tane örneğim var, example var. Bir tanesi sisteme kayıtlı ilk sanatçının müziklerini getiren bir örnek. Diğeri de sisteme kayıtlı son sanatçının müziklerini getiren bir sorgu örneği. Bunlar genel olarak işin mantığını anlamak için çok yeterli bakış açıları. O yüzden bunu kullanıyorum. Select Yıldız from albüm istiyorum ve örnek veri üzerine bir göz atalım şöyle. Albüm istediğimizde bakalım neyimiz var? 347 kayıt var, şurada görüyor. Total rolls loaded 347. Şimdi ben diyorum ki nasıl bulurum ben bunu? Sisteme kayıt ilk sanatçı. İlk sanatçı kim bir kere? Yani mantıken şuradaki artist ID'si 1 olan kayıt olması gerekiyor değil mi? Şu mesela. O zaman kim olur bu? Yıldız from artists desek. Artistin ilki nedir? Bu arada bildiğim soruların cevaplarını sorgulayarak sizin de anlamanızı sağlıyorum. Şurada ya bu değil. Min desem mesela. Min artist ID. Ben bunu alsam bir değerini bize getirecek. O zaman ben şunu tekrar eski haline getirsem, artistlerde bir kim oluyor? ACDC, o her kimse, o arkadaş ilk kayıtlı artistimizmiş. Sanatçı yani, artist İngilizce karşılığı. Ondan sonra bunu nasıl buluruz peki? O zaman bir. Bir ne oldu? İlk sanatçıyı bulduk bir kere. İlk sanatçı bir. Onun müziklerini nasıl getireceğiz? Normal version diyelim. Burada select albüm ID, title, artist ID, from albüm istersek, çünkü albümler istedi. Ver artist ID 1 dersek, bir çünkü bizim ilk artistimizdi. O zaman bakın ona ait iki tane albüm varmış. O albümlerin ikisini de bulduk. Tamam, bu normal versiyonu. Yani ben şunu buldum önce, değil mi? Biri. Onu bilemezsem mesela kayıtlar 500'den başlamış da olabilirdi sistem. Hiçbir haberim yok, hiçbir fikrim yok bu konuda. Ama önce bunu buldum. Birden başladım bu nedenle. Peki bunu bulmanın subquery yöntemi nedir? Subquery version diyelim. Burada da şuraya kadar aynı. Hatta sen de aynısın, sen de aynısın. Şurasını kopyala yapıştır. Ben şuradaki biri bulmaktan bahsediyorum burada subquery olarak. Subquery burada yöntem çok basit aslında. Bir alt query oluşturacağım şurada. Bu alt query önce çalışacak, ondan sonra bir sonuç bulacak. O sonucu da bulduktan sonra şuraya ekleyecek kendisi arka planda ve üst sorgu dediğimiz şurayı çalıştıracak. Bu nedenle bir alt sorgu oluştururken şunu bilmeniz gerekiyor. Önce alt sorgu çalışır. Bizim alt sorgumuz burası. Nedir bu? Select min. Yukarıda nasıl ben önce mini bulduysam hatırlarsanız şurada. Şimdi de burada mini buluyorum. Neyin mini? Artist ID diyorum. From artistler içerisinde. Ondan sonra şurayı kapattım. O bana bir değerini getirecek ve burayı bulacak. Sonuç aynı. Evet. Subquery bu kadar. Peki bunun daha nokta atışı yöntemi nedir? Daha nokta atışı sorunu çözme yöntemi nedir mesela? Şimdi burada tamam. Burada bilinmeyen bir şey vardı. Onu bulduk. Eyvallah. Ama bu bir kere öğrendiğin zaman, bir kere mesela ilk kullanıcının bir nolu ID'ye sahip olduğunu biliyorsan gerisi çok da sorun değil. Ya da 100 nolu kayıda sahip olduğunu biliyorsan tamam dersin. Sineye çekersin. Ama burada öyle değil mesela. Sisteme kaydedilen son sanatçının ID'si her zaman değişecek. İşte burada dinamik yapmak zorundasın. Nasıl? Bakın yine çok basit. Yine çok basit. Burada yapacağım tek şey olaya tersten bakmak ve mesela ben şunu bilmiyorum artık. En son kaydı bilmiyorum. Ama geldim ben buraya min yerine max yazdım.
Hemen sonucu biliyorum. Bakın 275 no'lu ID'ye sahip artist son artistimizmiş. Son kaydedilen artist. Son artist. Ve onun da albümü buymuş mesela. Hemen sağlamasını yapalım. Mesela select şöyle Yıldız from artists içerisinde bunu tersten sıralayalım. Order by desk. Neye göre desk? Artist ID'ye göre desk olsun. Bakın 275. Biz ne bulmuştuk burada? 275 no'lu artistin son kullanıcı, son artist olduğunu ve onun da albümünün bu olduğunu bulmuştuk. İşte subquery temel olarak bu mantıkla çalışıyor diyebiliriz.